Çağın Medya olarak Kanal 38 ve TV 38 haber merkezimiz tarafından hazırlanmış olan ana haber başlıyor. Ben Serap Mucuk, sizlere günün öne çıkan haber gelişmelerini aktaracağım. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesinde üzüm festivalleri, tarihi yapıları ve kazı çalışmalarıyla son zamanlarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ilçede Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nı inceledi. İncesu Marina'yı gezdi. Dayanışma içerisinde birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini sergileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, ilçe ziyaretlerine devam ederek ilçe sakinleriyle kucaklaşmayı sürdürüyor. İlçe sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinleyerek ilçe belediye başkanlarıyla istişare yapan Başkan Büyükkılıç, bu ziyaretler kapsamında İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, eşi Sevim İlmek ve İncesu Kaymakamı Aydın Göçer'in misafiri oldu. Eşi Doktor Necmiye Büyükkılıç'ın da katıldığı programda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve eşi Sümeyra Çiçek'le birlikte ince suya çıkartma yapan Başkan Büyükkılıç ilk olarak İnce Su Marina'yı ziyaret etti. Torun. Evet, bir tane daha torun geldi bize. Doktor Hanım, bir torun daha geldi. Başkan Büyükkılıç ve Vali Çiçek daha sonra tarihi güzellikleri bağrında barındıran İncesu'da Osmanlı eseri Kara Mustafa Paşa Kervansarayı'nı ziyaret etti. Kervansarayı ve çevresindeki tarihi dokuyu inceleyen Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada Kara Mustafa Paşa Kervansarayı başta olmak üzere adeta bütün mahalleleri tarihi dokuyla bezenmiş, sivil mimari örnekleriyle birlikte Osmanlı'nın mührünü vurduğu önemli ilçemizdeyiz dedi. Bölgesi tarih kokan ilçemiz İncesu'yumuzdayız. Kara Mustafa Paşa buradaki eserleri başta olmak üzere adeta bütün mahalleleri tarihi dokuyla bezenmiş, sivil mimari örnekleriyle birlikte Osmanlı'nın mührünü vurduğu önemli bir ilçemizdeyiz. Burada inşallah yapacağımız hem cephe iyileştirmesiyle esnafımızın daha fazla kazanım elde etmesi, şehrimizin daha bir kimlik kazanması adına hem de buradaki vakıflarımızla görüşmek suretiyle tarihi eserleri oradaki Arasta dediğimiz çarşıyı canlandırmak, ince suyumuzu kimliğine kavuşturma yönünde gayret göstereceğiz. Bu konulardaki hassasiyetinden dolayı değerli valimize ben teşekkür ediyorum. Burada bizimle uyumlu çalışmalarından dolayı Mustafa İlmek Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Burada tarihi yapıları koruyarak bölgeyi hareketlendirecek projeler üreteceklerini vurgulayan Büyükkılıç şöyle konuştu. İnşallah yeni bir destinasyon, buradaki mozaikle ilgili çalışmaların ortaya çıkması, bu tarihi dokunun ortaya çıkması bir zenginliğe vesile olacak. Erciyes'e yakınlığı, inşallah yatırımcılar açısından bu cazip ortamda bir otel çalışmasının da düşünüldüğünde bizler de planlamasını yapmak suretiyle gerekli desteğe vereceğimizi söylüyoruz. Başkan Büyükkılıç, Örenşehir bölgesinde yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkan mozaik çalışmalarının sürdüğünü de hatırlatarak, yeni bir destinasyon buradaki tarihi dokunun çıkması da bir zenginliğe vesile olacak ifadelerini kullandı. Valiliğimiz, Büyükşehirimiz, İncesu ilçemiz, değerli kaymakamımız hep beraber el ele inşallah İncesu'yu daha güzel konum ve durumlara diyorum. Bize her zamanki sıcak ilgisinden dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise daha önceki İncesu'yu ziyaretinde tarihi evlerin restoresi yapılarak turizme kazandırılması temennisinde bulunduğunu, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek'in de kendisinin Büyük Kılıç'ın girişiminde bulunduğunu söylediğini dile getirerek şöyle konuştu. Belediye Başkanımızla beraber eşlerimizle İncesu'ya gelip İncesu'nun o güzel tarihi atmosferi içerisinde hem dolaşıp hem bu tarihi havayı teneffüs edelim hem de burada hemşehrilerimizle buluşalım istedik. Geldiğimiz andan itibaren Kayseri'ye birçok ilçesini hem başkanımızla hem yalnız da olsa gezme fırsatı buldum. Özellikle bunların içerisinde İncesu'nun Türk tarihi açısından eserlerini görünce gerçekten hayran kaldım. Muhteşem bir yer. Daha önce geldiğimde çok etkilenmiştim. Hatta geldiğimde Mustafa Başkan'la beraber ve kaymakamla konuşurken İncesu Kaymakamı Aydın Göçer de İncesu'nun kültürel değerler barındırdığını ifade ederek başta Kayseriler olmak üzere tüm Türkiye'yi İncesu'yu görmeye davet etti ve konuklara teşekkürlerini iletti. İlçemizin tarihi oldukça eski. Burada çok güzel Osmanlı mimarisine ait kültürel değerler barındırmaktadır. Kayseriler hemşehrilerimiz olmak üzere
tüm Türkiye halkını buraya görmeye davet ediyorum. Buraya misafir olmalarını, burayı tanımalarını arz ediyorum. Katılımları için misafirlerimize şükranlarımı sunmak istiyorum. İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ise İncesu'nun tarihi ve kültürüyle müstesna bir ilçe olduğunu söyledi. Tarihiyle, kültürüyle müstesna ilçemiz İncesu'dayız. Sayın Valim ve kıymetli eşleri, Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Başkanım ve kıymetli eşleri ziyarete geldiler. Tabii onların gelmesiyle beraber ilçemiz daha bir ivme kazanacak. Kültürümüz, aslında saklı kalan miras ortaya çıkacak. Bu yüzden verdikleri desteklerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek'le birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden ayağa kaldırılan tarihi Kayseri Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek'e tarihi mahallede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Vali Gökmen Çiçek'le birlikte Kayseri kültürünü en iyi şekilde yansıtan tarihi Kayseri evlerine yer aldığı Kayseri Mahallesi'ne giderek mahallede incelemeler yaptı. Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek'e tarihi Kayseri Mahallesi hakkında bilgilendirmelerde bulunup yapılan restore çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Başkan Büyükkılıç, Kayseri Mahallesi'nde yer alan konaklarda Kayseri'nin yemeklerinin, sanat eserlerinin ve Kayseri geleneklerinin görülebileceği ifade ederek şöyle konuştu. Restorasyon çalışmaları sürdürdüklerini, buraya fonksiyon kazandırma yolundaki gayretlerinin devam ettiğini vurgulayan Büyükkılıç, tamamı hayata geçtiğinde bu bölgede hem Kayseri'nin tarihi dokusunu, eski konakları görebileceğimiz hem de buralardan gerektiğinde yeme içme dinlenme mekanlarıyla bulaşabileceğimiz bir güzel ortam olacak dedi. Başkan Büyükkılıç, Vali Çiçek'le Kayseri'nin tarihi eserlerini gün yüzüne çıkarıp şehrin turizmine katkı sağlamak amacıyla restorasyon çalışmaları tamamlanan Kerem'le Aslı Butik Oteli'ni de gezerek incelemelerde bulundu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Türkiye'de siyasi iktidarın adresi Cumhur İttifakı olduğunu belirtti. Özdemir, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Adım Adım 2023 İlçe İçi Anlatma ve Aydınlatma Programı'nda son 4 yılda Suriye ve Irak'tan gelen terör tehditlerine bertaraf etme konusunda Türkiye'nin çok ciddi mesafe kat ettiğini söyledi. Suriye ve Irak'tan yönelen terör tehdidini kaynağında bertaraf etme konusunda biraz sonra da ifade edeceğim ama ön bir girizgah yapmak isterim. Bu tehditleri bertaraf etme konusunda Türkiye çok ciddi mesafe kat etti. Ve dikkat buyurunuz, biz bu adımları atarken karşımızda bir tarafta sözde müttefik dediğimiz ülkeler ama öbür tarafta da küresel rekabette üstün görülen ülkeler vardı. Türkiye'nin bu mücadeleyi ortaya koyduğu dönemde dışarıda küresel güçler, içeride muhalefetin karşı çıkışları olduğunu dile getiren Özdemir şunları kaydetti. Türkiye'de bu adımlar atılmadan önce bugün zillet mensubu olan siyasi çevrelerin üyeleri, zillet partileri meclise açık açık efendim bu harekatı biz yapamayız, Suriye'ye giremeyiz, şöyle yaparlar böyle yaparlar demişti. Ne oldu? Gelinen aşamada Türkiye bu tehdit ve tehlikeleri kaynağında bertaraf etmek üzere egemen ve güçlü bir ülke olarak karşısında kim olursa olsun bunları ortadan kaldırmayı başardı mı? Başardı. Sınırımız boyunca uzanan sahada terör koridoru kurulması fikri böylelikle akamete uğratılmış oldu. Özdemir, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye'nin en büyük kazanımının siyasi iktidar olduğunu vurgulayarak, dolayısıyla siyasi iktidarların Türkiye'de mevcut durumundaki adresi açık ve net şekilde millete karşı şeffaf olan, milletine karşı açık olan, ne yapıyorsa milleti için yapan, ne adım atıyorsa milletin karşısında bunu şeffaf, açık bir şekilde atan Cumhur İttifakı'nın kendisidir. CHP'nin Atatürk'ten uzaklaştığını, Atatürk'ün hasımlarıyla kol kula girdiğini vurgulayan Özdemir, Millet İttifakı'nın muhalefeti Cumhur İttifakı'na değil doğrudan Türkiye'ye ve Türk milletine olduğunu ileri sürdü. Özdemir, Türkiye'nin gelecek dönemde Cumhur İttifakı'yla yeni destanlar yazacağına inandığını dile getirerek sözlerini şöyle tamamladı. Dolayısıyla siyasi istikrarın bu manada Türkiye'deki mevcut durumdaki adresi de açık ve net bir şekilde milletine karşı şeffaf olan,
milletine karşı açık olan, ne yapıyorsa milleti için yapan ve ne adım atıyorsa milletin karşısında bu şeffaflığıyla açık bir şekilde atan Cumhur İttifakı'nın kendisidir. Birlik Gazi'de hafta sonu 2 gün boyunca açılış töreni yaptıklarını söyleyen Birlik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, farklı mahallede toplamda 9 tesisi hizmete açtıklarını vurguladı. Göreve geldiği günden beri ilçedeki ihtiyaçlara yönelik projeler hazırlayarak hizmete sunan Başkan Palancıoğlu, cumartesi günü Danışment Gazi Demokrasi Köşk ve Hunat mahallelerinde yapımı tamamlanan kütüphanelerle Yıldırım Beyazıt Danışment Gazi Tınaz Tepe'deki sosyal tesisler içine yapılan teknoloji atölyelerine hizmete açtık. Özellikle butik projelerle mahallelerin ihtiyaçlarına gideriyoruz. Amacımız merkezde yoğunluk oluşmasını önleyip herkesin kendi mahallesinde hizmet almasıdır. Böylece vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını mahallelerde karşılamaya çalışıyoruz. Bu son yapılan kütüphanelerimizle 8 kütüphanemiz oldu. İnşallah ihtiyaç duyulan yerlerde yine kütüphane yapımına devam edeceğiz. Buralar bir il halk kütüphanesi olarak hizmet verecek. Gençlerimiz rahat ve güvenilir ortamlarda ders çalışacak veya kitap okuyacak. Sıkıldıklarında dinlenip çay kahve içecekleri kafeteryalarımız da var. Onların rahatlığı için her şeyi düşündük, tüm gençlerimize ve Kayserimize hayırlı olsun dedi. Cumartesi günü açılan 7 tesisin yanında ayrıca pazar günü de Selçuklu Mahallesi'nde 2 tesisi daha hizmete açtıklarını hatırlatan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi. Alanında yine referans bir proje Melik Gazi'mize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Melik Gazi'mizin mahallelerinde hiçbir ayrım yapmadan tüm ihtiyaçlara çözüm üretmeye devam ediyoruz. Bu bölgede 3 mahalleye hizmet edecek olan Selçuklu Pazar Yeri ve sosyal tesisimizde mermek sınıfları, spor salonu, kütüphanesi ve kafeteryasıyla farklı konsepte hazırlayıp yapımını tamamladık. Selçuklu, Danışment Gazi ve Osmanlı mahalle halkı buradan daha nitelikli bir hizmet alacak. Özellikle işlevsel bir pazar yeri oldu burası. Vatandaşlarımızın memnuniyetini ve yaşam standardını artırmak için çalışmalarımız devam edecek. Kocaesinan Belediyesi tarafından yapılan leylek yuvaları misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Yapılan yatırımlarla tüm canlıların Kocaesinan'da değerli olduğunu vurgulayan Kocaesinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, ekolojik dengenin ve doğal güzelliklerin korunması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz dedi. Eşrefi mahluk olan canlılara gösterdiği hassasiyetle dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, hoşgörü diyarı Kayserimizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocaesinan'da değerli olduğunu gösteriyoruz diye konuştu. Doğadaki tüm canlılara karşı sorumluluklarının olduğunu belirten Başkan Çolak Bayraktar, gerek Kocaesinan Belediyesi gerekse şehrimize aşık biri olarak bu şehrin doğasına, çevresine ve insanına hizmet etmeye devam ediyoruz. İnsan odaklı projelerin yanı sıra bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız var. Hoşgörü diyarı Kayserimizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların Kocaesinan'da değerli olduğunu gösteriyoruz. Çevreye ve doğaya yönelik yaptığımız hizmetlerle Kayseri'ye ve Türkiye'ye örnek oluyoruz. Ayrıca hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz. Vatandaşların yüreğine dokunan ve diğer belediyelere örnek olan hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz ifadelerini kullandı. Başkan Çolak Bayraktar, doğadaki canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek, daha yaşanabilir bir ortam sunmak ve olası bir mağduriyetin önüne geçmek için çalışmaların aralıksız devam edeceğini sözlerine ekledi. Öte yandan leyleklerin göç yolu üzerinde bulunan Kızılırmak Havzası'ndaki kırsal mahallelere leylek yuvası yapan Kocaesinan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yeni yuvalar yapılmaya devam ediyor. Nisan ve Mayıs ayıyla birlikte Afrika kıtasından kuzeye doğru çıkan leyleklerin konaklama ve geçiş yeri haline gelen Türkiye'de 120 günlük kuluçka dönemi ve yavrularının büyümesinin ardından Ağustos ayıyla birlikte yeniden Avrupa ve Balkanlardan Afrika'ya doğru dönüşe geçiyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ticaret Borsası ve Oran Kalkınma Ajansı işbirliğinde et ve et ürünleri araştırma geliştirme istasyonu projesi kapsamında hayata geçirilen et ve et ürünleri Arge merkezinde incelemelerde bulundu.
Merkez Anadolu bölgesinde et ve et ürünleri alanında faaliyet gösteren ilk ve tek Ar-Ge laboratuvarı olan uzman kadrosu ve yeni nesil teknoloji cihazlarıyla çalışmalara başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Karpuz Atan bölgesinde faaliyete geçen et ve et ürünleri Ar-Ge merkezini ziyaret etti. Merkezde Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve Ar-Ge merkezi yönetimi tarafından çiçekle karşılanan Başkan Büyükkılıç'a Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de eşlik etti. Yağ ve nem değerini veriyor. Bu analizler çok uzun süren analizler. 4 saat, 6 saat kadar süren analizler. Firmaların et ve et ürünlerinin kalite takibinde önemli rolü olan fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik, duysal analizlerine yaptırabildiği laboratuvarda incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, uzman gıda mühendislerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Kıyma et koyduk başkanım buraya. Bu cihazın içerisinde temelde et ürünleri kalibrasyonu, et kalibrasyonu var mı fakat pastırma, kavurma, sucuk, fermente sucuk, ısıt işlem sucuk, köfte gibi ayrı ayrı kalibrasyonlar açılıyor. Bu da verifikasyon ve validasyon işlemleriyle gerçekleşiyor. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, uyumlu ve dayanışmayı önemseyen Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı teşekkür ederek bu merkezin şu anda hayata geçirilecek olsa 6 milyon TL'lik bir yatırım gerekiyor. Demek ki zamanında verilen kararlar doğru kararlar ve ihtiyaca cevap verilecek bir çalışma dedi. Borsamızın gerçekten uyumlu ve dayanışmayı önemseyen başkanına, yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tabii bizler de Oran Yönetim Kurulu üyesi olarak konuyu sahiplenmek suretiyle değerli valilerimizin, belediye başkanlarımızın yönetimde bulunan kardeşlerimizin ikna edilmesi ve bu konuya sahip çıkması sürecinde Ar-Ge merkezi ortaya çıktı. Bu merkezin aldığımız bilgiler doğrultusunda şu anda eğer bir hayata geçirecek olsa 6 milyon TL'lik bir yatırımı gerektirdiğini buradan paylaşıyoruz. Demek ki zamanında verilen kararlar, doğru kararlar ve ihtiyaca cevap verecek bir çalışma. Kayseri denilince akla pastırma, sucuk ve mantının geldiğini hatırlatan Büyükkılıç, konuşmasında bunların hepsinin coğrafi işaretleri bizde. Böyle güzel bir ortamda Kayseri'mizin şanına yakışır. Bu kategoride en üst ligde olan bir şehir olarak sağ olsun borsamız bu konuda güzel bir araştırma merkezi ortaya çıkardı ifadelerini kullandı. Kayseri denilince akla ne gelir? Pastırma, sucuk gelir. Adeta özdeşleşmiş. Bu mantıyı da yanına eklersek çok daha da herhalde çeşitlenilmiş oluruz. Bunların hepsinin coğrafi işaretleri bizde zaten mevcut 20 yıldır. Böyle bir güzel ortamda Kayseri'mizin şanına yakışır ve gerçekten bu kategoride en üstlükte olan bir şehir olarak sağ olsun borsamız bu konuda güzel bir araştırma merkezi ortaya çıkarttı. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamışsa, Karpuz Atan bölgesinde et ve et ürünleri araştırma geliştirme laboratuvarı kurduklarını ifade ederek Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a destekleri için teşekkür etti. Memduh Başkanımıza şükranlarımızı arz ediyorum. Çünkü Oran Kalkınma Ajansı'ndan destek almamıza bize her aşamada yardımcı oldular. Biz 950 bin TL Oran Kalkınma Ajansımızdan hibe alarak özellikle Kayseri'de üretim yapan et ve et ürünleriyle ilgili liderlik yapan üreticilerimize burada üretim aşamasında hataya sebebiyet veren koşullarda engel olmak adına Kayseri Ticaret Borsası olarak laboratuvarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Et ve et ürünlerinin yanı sıra da inşallah ilerleyen süreçlerde baharatlarla ilgili de araştırma ve geliştirme sistemini Kayseri'ye kazandırmış olacağız. Böyle bir tesisin kazandırılmasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ve Kayseri Ticaret Borsası'na teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kayseri İl ve Tarım Orman Müdürü Mustafa Şahin de Kayseri'nin Türkiye'nin en önemli et üretim merkezlerinden birisi olduğunu dile getirdi. Böyle bir tesisin ilimize kazandırılmasında hem Büyükşehir Belediye'mize hem de Ticaret Borsamıza bir kez daha teşekkür etmek istiyorum ben. Kayseri Türkiye'deki en önemli et üretim merkezlerinden bir tanesi ama bununla beraber de sadece et üretmek değil ürettiğinizin kalitesini tüketiciye sunmadan önce bilmemiz gerekiyor. Burada yapılan aslında o tüketiciye gitmeden önce yeni geliştirecek olan ürünlerin bu alan içerisinde bağımsız birimler tarafından testleri yapılacak. Biraz önce Sayın Başkan da söylemiş olduğu gibi. Personelinin farklı branşlarda teknik ve teorik olarak gelişmesi için
çeşitli programlar düzenleyen Talas Belediyesi, sağlık konularında da eğitimi ihmal etmiyor. Bu kapsamda düzenlenen programla Talas Belediyesi personeline yönelik ilk yardım konularında eğitim verildi. İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Sorumlusu Arif Aydoğan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ilk yardım eğitiminde günlük hayatta yaşanabilecek sorunlar karşılığında yapılması gereken müdahale yöntemleri anlatıldı. Soğuk havale denilen sağlık krizi, epilepsi dediğimiz havale aslında. Havaralığı açıklanır, solunumu değerlendirilir. Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen programda yaralanmalar, kalp krizi durumları, kesik oluşması, zehirlenmeler ve kırıklara karşı yapılabilecek ilk müdahaleler hakkında bilgiler verildi. 30 kez. 1 ve 2 ve 7, 10'a kadar sonra 30 bin. Bu yaratarsa, bu hangi kanamayı gösteriyor? Akarda. Temiz kan, uşağında. İki kuşak. Bir ve akarsa ya, temizsel doğar. Belediye personeline ilk yardımın önemini anlatan ve acil yardımla ilk yardımın farklı konular olduğunun altını çizen sağlıkçılar, acil yardımın sağlık personelleri tarafından, ilk yardımınsa kazazedenin yardımına koşan kişiler tarafından yapılabileceğini ifade etti. Gruplar halinde yapılan ilk yardım eğitimleri sonunda sözlü ve uygulamalı sınav yapılarak başarılı olan personele ilk yardım sertifikası verildi. O iki cihazı geldi. Evet, cihazlar geldi. Bunu nasıl kullanırsın? Cihazları da... Petleri nasıl yerleştireceksin? Şimdi petlerin bir tanesini koldan böyle alıyorum. Kısa adı Hagiat olan Hacılar Genç İş Adamları Derneği 15. olan genel kurulunu yaptı. Genel kurulda mevcut başkan Fatih Erkan güven tazeledi. Genel Kurulu Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Hacılar İlçe Başkanı Ahmet Övünç, Kaysok Meclis Başkanı Abidin Özkaya, Emekli Diyanet İşleri Bakan Yardımcısı Necmettin Nursaçan, OSB önceki dönem Başkanı Tahir Nursaçan ve iş adamları katıldı. Hacılar Genç İş Adamları Derneği 15. Olağan Genel Kurulumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Genel kurulda ilk olarak divan heyeti seçildi. Divan başkanlığına Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan seçildi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından genel kurul maddelerine geçildi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan yapılan genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulunarak genç iş adamlarına başarılar diledi. Evet, yönetim kurulu Asil, Fatih Erkan, Murat Baktır, Fatih Turan, Fazilet Kahraman, Mehmet İçingir, Hacı Osman Övüç, Hüseyin Bostancı, Ali İhsan Tekin, Dilek Çavuşoğlu, Ahmet Deveci, Buğra Pınar. Başka bir liste var mı diye baktığımızda olmadığını görüyoruz ve tek liste olmaz hasebiyle oylarınızı sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler oy birliğiyle yönetim kurulu, yine denetim kurulu kabul edenler asimliğe de bulmak üzere. Evet, oy birliğiyle denetimimiz seçilmiş oldular. Hayırlı uğurlu olsun başkanım. Hagiat Başkanı Fatih Erkan genel kurulda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gelişmesinde küresel bir oyuncu olması yolunda Hagiat çok önemli bir görev üstlenmiştir dedi. Genel kurulumuzun donayıyla devralacağımız bu bayrağı İnşallah hep birlikte daha ileriye, daha yükseğe taşıyacağız. Bizler Hagiat'ı bir ocak olarak görüyoruz, bir okul olarak ve bir gönüllü teşekkürler olarak görüyoruz. Kapısı tüm iş insanlarına, halkımıza hizmet etmek için herkese açıktır ve bundan sonra da açık olacaktır. OSB önceki dönem başkanı Tahir Nursaçan da yaptığı konuşmada Hagiat'ın sanayiciler şehrimizin gurur kaynağı olmuştur ve birçok başarıya imza atmıştır. Şehrin ihracat ve istihdamında Hagiat'ın katkıları çoktur. Genel kurulun hayırlı olmasını diliyorum dedi. Hagiat'ın kurucularından ebediye değil, temelini Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii ki bu üniversitede Hagiat bizde bir üniversite oldu, okul oldu. Kurucu başkanımız Yusuf Turan Bey'e minnettarız. Bugün 23 milyon metrekarelik Hacılar Organize Sanayi'nin kurulmasında Hagiat'ın küçümsenemeyecek bir emeği olmuştur. Bugün birçok hemşehrimiz sanayileşmekte, üretimde, istihdamda hayatını orada bulmuştur. Allah emeği geçen, hizmeti geçenlerine razı olsun. Rahmetli Halit Kuşkaya başkanımızdan da hakikaten Saadet Erkan rahmetli abimizden de biz de bu masa etrafında birlik ve beraberliği sağlayabildiğimiz müddetçe
Kayso Meclis Başkanı Abidin Özkaya da yapılan genel kurulun hayırlı olması temennisinde bulunarak Hagia'ya da her zaman destek verileceğini söyledi. Ben de bir sağlık sorunuydu ama sonradan bu bir ekonomik hastalığa dönüştü. Onun da hemen akabinde bir beşeri hastalık şekline dönüştü. Buradan kastım benim minimum insan ilişkisi. Tabii minimum insan ilişkisi de olunca sadece Hagia'yla ilgili değil, diğer sivil toplum kuruluşlarında da, diğer toplantılarda tamamında hemen hemen sadece minimum Zoom üzerinden, Skype üzerinden görüşmeler yapıldı. Bu tabii ki bizim Hagia'nın da faaliyetlerini etkiledi. Diğer faaliyetlerde olduğu gibi. Çünkü insanların günlük faaliyetlerini bile etkiledi. İnsanlar annesine, babasına, kardeşine gidip gelemez oldu. Ama bu saatten sonra bunu çok da bahane edecek bir şeyimiz kalmadı Sayın Başkanım. Üç nesil buluşması. Değerli arkadaşlar, bu konuyu çok uzatmak istemiyorum ama maalesef bizim sorunumuz artık birinci neslin binbir fedakarlıklarla kurmuş oldukları işletmeler ikinci nesilde birazcık palazlanıyor, üçüncü nesilde de çatırdamaya başlanıyor. Yapılan genel kurulu emekli Diyanet İşleri Bakan Yardımcısı Necmettin Nursaçan'ın duasıyla son buldu. Karşılıklı sevgi, saygı duyguları ile meşbu eyle. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin 2022 Olağanüstü Genel Kurulu'nda seçilen Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin yeni yönetim kurulu üyeleri üstlenmiş oldukları göreve başladı. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin yeni yönetim kurulu başkanı Mehmet Yalçın, ilk mesajında sanayiciler tarafından verilen görevi samimiyet ve dürüstlük içerisinde yapmak için çalışacaklarını ifade ederek, hizmet için göreve geldiklerini belirtti. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin 2022 Olağanüstü Genel Kurulu'nda yapılan seçimler sonucu, OSB'nin 4 yıllık yeni yönetimi Mehmet Yalçın, Murat Yibur, Zafer Baktır, Nihat Bozkırt ve Nuri Çetin Çağlar'dan oluştu. Denetim kuruluysa Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp'ten oluştu. Yeni görevlerine başlayan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyeleri ilk olarak Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün idarecileri ve birim müdürleriyle tanıştı. Yeni görevindeki ilk mesajında Allah'ın izniyle hizmet etmek için göreve geldiklerini vurgulayan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, "Allah kulun niyetine göre verir. Bizler hizmet etmek için geldik. Sanayicilerimiz tarafından verilen görevi alnımızın akıyla yerine getirmek için samimiyet ve dürüstlükle çalışacağız." dedi. Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya, son dönemlerde yaşanan fiyat artışlarına bağlı olarak mali müşavirlerin enflasyon mağduru olduğunu söyledi. Mali müşavirler mesleki faaliyetlerini sürdürebilmek için gerekli olan personel, kırtasiye, kira, elektrik, akaryakıt, ulaşım, gıda, temizlik, kargo ve benzeri giderlerinde yaşanan olağanüstü artışlardan dolayı muhasebe bürolarının varlıklarını ve hizmetlerini devam ettirmekte zorlandığını, muhasebe bürolarının varlığını ve hizmetlerinin sürdürülebilirliğin devamı için asgari ücret tarifesinin artırılması bir zorunluluk haline geldiğini belirten Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Ali Yedikaya açıklamasında şu görüşlere yer verdi. Günümüzde bir ülke ekonomisinin gelişmesi ve kalkınması o ülkede yaşayanların ekonomik faaliyetlerinin sürekliliğine ve başarısına bağlıdır. Son dönemde fiyatlar genel seviyesindeki yüksek artıştan dolayı ücretlilerin yanı sıra serbest meslek mensupları da çok olumsuz etkilendi. Artan maliyetlerden dolayı geçmiş yılın enflasyon oranıyla gelecek dönem ücret tarifesi belirlenen mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler enflasyonundaki artışın ve ortaya çıkan tahribatın en büyük mağduru haline geldiler. Enflasyonun yatırım, üretim, istihdam ve gelir dağılımındaki dengeleri bozucu etkilerinin yanı sıra ekonomide oluşturduğu belirsizlik ve önemli sorunlardan biridir. Belirsizlik ve gelecek endişesi enflasyonu besleyen ve körükleyen en önemlisi etkenlerin başında gelmektedir. Enflasyonist beklentilerinin kırılması için belirsizlikleri ortadan kaldırmak, güvenli bir istikrarlı ortam yaratmak gerekiyor. Mali müşavirlerin mağduriyetinin giderilmesi ve hizmetlerinin devamlılığı için enflasyon farkı kadar ücret tariflerinin de artırılması gerekiyor.
Bültenimize ekonomiden gelişmelerle devam edelim. Serbest piyasalarda Cumhuriyet altını 6.432 liradan, çeyrek altın 1.613 liradan alıcı buldu. 1 euro 17,66 liradan, 1 dolar 17,67 liradan günü kapattı. Sırada spor haberleri var. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yüketel Kayseri Spor 2022-2023 sezonu hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi Sarı Kırmızılı ekibin teknik direktörü Çağdaş Atan basın mensuplarına yaptığı açıklamada yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi. Herkesin Türk futbolunun gelişimi adına bir şeyler yapmaya çalıştığını belirten Atan, inşallah bu sezon o gelişimi daha net görebileceğimiz oyunlar olur. Biz bu yolda çalışmak istiyoruz. Zaten amacımız her zaman iyi futbol. Ben bu sezon çekişmeli, güzel, iyi birlik olacağını düşünüyorum dedi. Yeni sezon öncelikle bütün takımlarımız için hayırlı olsun. İnşallah sakatlıksız, çok az hasarlı, güzel bir sezon olur. İyi futbolun oynandığı bir sezon olur inşallah. Hepimiz Türk futbolunun gelişimi adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bu sezon o gelişimi daha net görebileceğimiz oyunlar olur. Biz bu yolda çalışmak istiyoruz. Zaten amacımız her zaman bu, iyi futbol. Gazetecilerin transfer tahtasının açılması durumunda transfer olacak mı şeklindeki sorusu üzerine Atan, şu an biz açılmayacakmış gibi hareket ediyoruz. Zaten takımımızın çok büyük kısmını koruduk. İki tane de kiralık oyuncuyu tekrar kazanmak istiyoruz. Kulübümüz bunlarla ilgili görüşmelerini sürdürüyor ifadelerini kullandı. Şu an biz açılmayacakmış gibi hareket ediyoruz. Zaten takımımızın çok büyük bir kısmını koruduk. İki tane de kiralık oyuncunun işte kuralları bekliyoruz, o durumuna göre onları tekrar kazandırmak istiyoruz takımımıza. Kulübümüz bunlarla ilgili görüşmelerini sürdürüyor. Tabii ki biz bunu bir kriz olarak görmüyoruz ama bu tarz durumlarda bunları fırsata çevirmek gerekiyor. Özellikle genç oyuncular için. Altyapıdan geçen sene de A takımla idmana çıkan 9 tane oyuncu şu an kadromuzda. Onlara da az önce onu söyledim. Sahada %100'lerini verip burada kendilerini ispat edecekleri bir performans göstermelerini bekliyorum. Bu durumu kriz olarak görmediklerini, özellikle genç oyuncular için fırsata çevirmek istediklerini anlatan Atan şunları kaydetti. Oyuncuları burada ben hiçbir oyuncuya ön yargılı yaklaşmıyorum. Burada tanıyarak hepsini öğreneceğiz. Bizim oyun sistemimizde nasıl reaksiyon göstereceklerini sağ içinde onlara bakacağız. Ama tabii ki de önceliğimiz topa sahip olan, önde yüksek şiddetli baskı uygulayan, üçüncü bölgeye mümkün olan en fazla oyuncuyu sokabilen bir Kayseri Spor yaratmak istiyoruz. Onun için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu oyuna uygun oyuncuları seçmeye çalışacağız. Ama gördüğüm kadarıyla yaptığımız analizler, bireysel analizlerle oyuncularımız saha içindeki rotasyonlara, oyuna uygun oyuncular. O yüzden onlardan maksimum verimi alacağımızı düşünüyorum. Gelin önümüzdeki hafta içerisinde bizleri nasıl bir hava durumu karşılıyor olacak haberimizde seyredelim. Meteorolojiden aldığımız hava tahminlerine göre 28 Haziran Salı en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 21. 29 Haziran Çarşamba en düşük sıcaklık 12, en yüksek sıcaklık 26. 30 Haziran Perşembe en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 27 derece olarak tahmin ediliyor.
Çağ Medya olarak Kanal 38 ve TV 38 Haber Merkezi'nce hazırlanmış olan ana haberlerin bugünlük de sona gelmiş bulunmaktayız. Yarınsa ana haber bülteni yine aynı saatte günün yeni gelişmeleriyle sizlerle izleyicilerimizin karşısında olacak. Bizden ayrılmayın, hoşça kalın.